Sevgili hastalarım, bugün sizlere vajinal kuruluk nedir, tedavisi nasıl olmalıdır, bundan bahsetmek istiyorum. Bilindiği gibi vajinal kanalda skene ve Bartholin bezleri dediğimiz birçok salgı bezi vardır. Normal vajinanın salgısını artırıp canlılığını artırmak ve oradaki doğal florayı, doğal ortamı korumak amaçlı. Çeşitli nedenlerle bu salgı kanallarında oluşabilecek flora bozukluklarında, salgı kanallarında oluşabilecek tıkanıklıklarda vajinal kuruluk meydana gelebilir. Ve bu hastalarda bazen ciddi boyutlara ulaşan bir takım semptomlara, şikayetlere sebep olabilir. Nelerdir vajinal kuruluk sebepleri? Bunlardan bahsetmek isterim birazcık. Genç hastalarda daha çok sık geçirilmiş enfeksiyonlar, özellikle mantar gibi müzmimleşen, kronikleşen enfeksiyonlarda sürekli vajinal flora bozulduğu için ve biz eğer sık sık da tedavi veriyorsak, ki oluyor ki bazen ayda bir vajinal enfeksiyon için ilaç kullanıyoruz, hastalarımız var. Bunlarda vajinal flora bozulduğu için ciddi derecede kuruluk olabilmekte. Bunun dışında özellikle doğum, yani normal doğum sonrası belli bir süre iyileşme sürecinde yine vajinal kuruluk oluşabilmekte. Ama en önemlisi özellikle doğumdan sonra hormonal değişikliklere bağlı, prolaktin hormonunun yüksek olmasına bağlı yine vajinal bölgede, hani östrojenin azalmasına ve hormonal değişikliklere bağlı yine o bölgede kuruluk oluşabilmektedir. Bunun dışında özellikle kanser tedavisi sonrasında kemoterapi ve radyoterapi alan hastalarda da yine vajinal kuruluk görebilmekteyiz. Bir de genç hastalarda depresyon, antidepresan ilaçların kullanılması, adet düzensizliği gibi hormonal bozukluklarda da yine vajinal kurulukla karşılaşmaktayız. Bunun yanında özellikle vajinal kuruluk problemi daha çok menopozal dönemin, hani menopoza yakın dönemin büyük şikayetlerinden biridir. Onlarda da daha çok östrojen azalmasına bağlı vajinal bölgede deride incelme, kuruluk ve ciddi şikayetler görmekteyiz. Biz hastalar bize hangi şikayetlerle başvurur vajinal kuruluk olduğunda? Daha çok genç hastalarda işte bataşıma, yanma, sık idrara gitme, hatta zaman zaman yetişememe, idrar kaçırma gibi semptomlar olur ve vajinal bölgede ciddi manada deri incelmesi, işte vagen rugalarının incelmesi ve düzleşmesine bağlı ciddi cinsel ilişkide ağrılar olmaya başlar ve hiç geçmeyen, işte sürekli tekrarlayan vajinal enfeksiyon şikayetiyle başvurur. Menopozal dönemde de yine aynı şekilde bataşıma, yanma, sızı, orada bir baskı hissi ve idrar tutamama şikayetleriyle, özellikle daha çok idrar şikayetleriyle menopozal süreçteki hastalar gelir. Hatta menopoz yaşı arttıkça östrojenin azalmasına bağlı yıllar içinde ciddi derecede o bölgede atrofi, yani deride incelme ve ciddi yaralar oluşur. Hani liken skleroz dediğimiz bir takım deri hastalıkları oluşmaya başlar. Hasta bize geldiğinde ilk önce fiziki muayene olarak değerlendiririz. Bu süreçte tabii önce sebebe yönelik tedaviyi bulmamız lazım. Yani kuruluk sebeplerini araştırırız. Sebebe yönelik tedavilerde özellikle üzerinde durmak istediğim enfeksiyon tedavisi. Biz genellikle hep yanılgımız şu oluyor. Yani sürekli vajinal bir enfeksiyon var. İşte fitil ya da antibiyotikli ilaçlar veriyoruz. Bir ay sonra tekrarladığında tekrar aynı ilaçları veriyoruz. Bir ay sonra tekrarladığında tekrar aynı ilaçları veriyoruz. Yani sürekli tekrarlayan ilaç ve antibiyotik kullanımları da yine vajinal bölgede özellikle florayı daha da bozduğu için bir kısır döngü oluşturarak ciddi kuruluğa sebep olmak. Tabii ki burada önce enfeksiyonu tedavi etmeliyiz. Muhakkak hastaya probiyotik tarzı, hani bu oral olabilir, vajinal olabilir, yani ağız yoluyla da kullanabilir ama vajinal probiyotikleri bazen daha çok tercih ediyoruz. Özellikle sık geçirilen vajinal enfeksiyonlarda. Probiyotiklerle de enfeksiyon tedavisi sırasında yine desteklemeliyiz ki kuruluğun önüne geçebilelim. Bunun yanında eğer hormonal problemleri varsa hormonal problemlerine yönelik tedavi vermemiz gerekmektedir. Menopozal süreçte dediğim gibi daha çok hastalar karşımıza çıkabilmekte enfeksiyon dışında. Bunlarda da özellikle işte topikal östrojenik kremler, yani daha çok son yıllara kadar bunları kullanmaktaydık. Tabii ki bunların da ne kadar lokal olsa da bir takım yan etkileri olduğu için çok uzun vadeli kullanımlarda evet semptomatik olarak hastayı rahatlatıyor ama tam anlamıyla çözüm olamıyor ve uzun vadeli kullanımlarda da bir takım riskler oluşabileceği için yani bunlarda da biraz vermede çekiniyoruz açıkçası. Bunun yanında yine özellikle menopozal süreçteki kuruluklarda vajeni nemli tutmak adına hiyalürenik asit jel ve hiyalürenik asit tabletleri var. Hani piyasada bunları daha çok tercih ediyorduk. Hala etmekteyiz ama bunların yanında özellikle son zamanlarda benim de özellikle vurgulamak istediğim, kendi deneyimlerimden de hani paylaşmak isterim ki vajinal kuruluk tedavisinde artık biz PRP ve vajinal lazeri de çok ön plana çıkardık. PRP kendi kanından alınan işte büyüme faktörlerini tekrar vajinaya enjekte ediyoruz. Bunu daha önce zaten konuşmuştuk. Burada aslında amaç yani oradaki vajinayı yeniden sağlamak, gençleştirmek, yani orayı florasını düzenlemek, tekrar o salgı kanallarını aktif hale getirmek ve başarı oranı oldukça yüksek.
Yani hastaya bir seans bile yaptığımızda bir hafta sonra bize inanılmaz bir şekilde, mutlu bir şekilde dönüyor. Semptomlarında rahatlama oluyor. Aralıklarla tabii ki hastaya göre değişmekle beraber bazen 15 gün sonra tekrar, bazen senede bir PRP'yi uygulamaktayız. Bu her hastaya göre değişmektedir. PRP ile birlikte veya tek başına lazer, yine vajinal lazer kullanmaktayız. Orada da özellikle ısının etkisiyle kolajen sentezini artırarak orada bir rejenerasyon, yani bir yenilenme ve gençleşme sağlamaktayız. Özellikle birçok hastada kombine kullandığımızda, yani PRP artı vajinal atrofide lazeri kullandığımızda sonuçlarımız çok daha yüz güldürücü olmakta. Ve artık genellikle tabii ki sebebe yönelik tedavi, işte lokal östrojenik kremler ve hyaluronik asit de kullanmaktayız. Ama daha çok özellikle ilerlemiş semptomlarda hani bunların çok işe yaramadığını ya da hastayı rahatlatmadığını bildiğimiz için daha çok PRP ve vajinal lazeri kullanmaktayız.